tiyatro ve sinema çok özledim açıkçası ama televizyon siz de takdir edersiniz ki o dönemlerimde ben çok genç yaşta başladım oyunculuğa. 15-16 yaşlarında başladım ve böyle Yeşilçam'ın da ucundan yakaladım, rahmetli Osman Seden ve daha çok birçok kıymetli isimle çalıştım. Daha sonra bu televizyon dizilerinin en parlak olan dönemlerinden birine denk geldi. Böyle aktı gitti aslında. Bakalım bundan sonra nereye doğru gidecek? Şimdi sesim de geliyor galiba, tamamdır. Erhan Güleryüz de bizimle birlikte. Şimdi bir de gerçekten düşünsenize, ayna, gerek solo olarak aynı zamanda, gerek ayna, belki öncesi de aynı zamanda. Hayatına dokunmadığı kimse yoktur herhalde o melodilerin. Erhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Şahane bir akşam benim için. Evveli gün telefon aldığımda konuyla ilgili sohbet yapıldı. Fakat beraber katılacağımız isimler söylendiğinde çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Menderes abi benim canım ağabeyim. Ne ayna vardı, ne Erhan Güler, Erhan diye bir çocuk vardı. O çocuk ilk tanıdığı Menderes abiyi çok sevdi ve hala benim canım abimdir. Örnek aldım, büyüğümdür. Sadece oyunculuk değil, sanatın tüm dallarında gerçekten hepimize öğretmenlik yapmış bir değerdir. Bu ülke için güzel, çok güzel bir kalpli bir gerçekten insandır. Gerçekten büyük kıymet. Ece Uslu benim canım arkadaşım. O da kız çocuğu Ece derim ben ona. Dünya tatlısı, tertemiz kalpli, işinde son derece başarılı ama en önemlisi özel hayatında çok düzgün, tertemiz arkadaşlıklar, dostluklarla bu renkli, popüler dünyanın çok uzağında temiz temiz yaşamaya çalışan bir konuk topluluğu var bu akşam. Çok sahnede. Da güzel oldu. İşte örnek, belki sanatından başka ve özel hayatı vesairesi değil, sanatıyla konuşulan insanlar ve işte topluma da bir şey vermek isteyen, bir şey anlatmak, derdi de bu olan insanlar kıymetli elbette. Ya aslında topluma bir şey vermekten ziyade ben cümleyi tam ters olarak algılıyorum. Toplumdan bir şey almak. Ben Anadolu'yu dolaşmamış olsaydım şu andaki şahısla, şimdiki Erhan'la hiçbir alakası olmazdı hayatımın. Aksine beslendiğimiz, benim beslendiğim yegane yer Anadolu. Diyarbakır'ından, Kars'ından, Muğla'sından, Edirne'sine, Karadeniz'ine, İç Anadolu'suna. Olduğu gibi Anadolu hazine sandığının kapağını kaldırıp ondan sonra yavaş yavaş kendimi bulmaya başladığımı da bu yaşlarda hissediyorum. Aksine biz buradaki dostlardan, büyüklerimizden, kardeşlerimizden besleniyoruz. Anadolu'dan besleniyoruz ve büyümeye çalışıyoruz. Tabii. Bir yolculuk yani, bu yani. Şey diyor, sanatçı da halkına layık olmalı yani. Öyle avantajı karşılıklı bir şey. Önce o halkı da hak edeceksin. Yani halkı da hak etmek bir mesele yani. Bu arada İzmir üçünüz için de çok ortak nokta oldu. Şöyle, Ece Hanım zaten İzmirli. Ben zaten Çeşme'deydi aynı zamanda. Erhan Bey 9 Eylül Üniversitesi'nde okudu. Siz de efendim burada askerlik yaptınız. Evet. Yani İzmir, benim de adım Çiğdem. Hani bir noktada bir İzmir ortaklığı vardır diyelim. Buyurun. Evet, ben askerliğimi İzmir'de yaptım. Hem de İzmir'de yattım. Askerlik yaparken. İzmir bizim için her şey. Yani her şeyin beşiği. Belki Adanalı olmasaydım İzmir'de olurdum kesin. Çünkü mayamız buraya çok uygun. Yani insanın kalbine de güzel atıyorsa orada olmak zorunda. Ama Adana'da nasıl bir, yani bu Çukurova'daki bereket de hakikaten hiçbir yerde yok herhalde. Menderes Bey, yani sizin gibi de çok kıymetli değerler çıkarmış olan bir memleketten bahsediyoruz. Nedir bunun sırrı? Adana ayrı bir şey ama İzmir'e de baktığımızda bir ekmeği iyi yemek için önce mayanın sağlam olması gerekir. Tabii. Biz bu ülkenin en iyi fırınlarından birini İzmir'de tattık. Gerçekten. Mayası sağlam, geleceği garantide, bu kadar ulusuna sahip çıkan, demokrasiye sahip çıkan, gerçekten İzmirliler her zaman için benim şahsımda, yüreğimin başka bir yerindedir. İzmir var olduğu sürece bu ülkeden demokrasiyi kaldıramazlar. Onun için Çünkü herhalde yani sanatın da ya da sanatçının da son dönemde yaşadığı sorunları, sıkıntıları, yapısal sorunları da aynı zamanda belki mevcut şu yolculuktan azade düşünemeyiz herhalde yani. Evet. Mesela şu son dönemdeki, son dönem ya da şu içinde bulunduğumuz yıllar. Bu iklim mesela... Bu iklim... Yazdığınız şarkılarda ya da yazma motivasyonunuzda etkisi oluyor mu mesela? Şimdi bir... Öyle bir evet diye girdiniz ki cümleye size geldi yani. Paylaşılabilecek bir şey üretmeye kalktığınızda ilk önce o şeyi yaşıyor olmanız gerekiyor. Şimdi mesela Menderes abinin kitabı biraz evvel kitap imzalaması yapıyordu. Oradaki şiirler yazılmadan evvel gerçekten hayatın içerisinde iyisiyle kötüsüyle yaşadığı, deneyimlediği acılar geçtikten sonra kendisine bakan Menderes'in yazdığı şeyler. Evet, yani tabii. Dönüp ben ne yaşamışım dediğinde bir şey üretebiliyorsunuz. Şu son 5-10 yıldır ülkemizde sadece ben değil tahmin ediyorum burada bulunan ve bizi izleyen tüm izleyiciler ve bütün Türkiye'de de aynı benim ruh halim yaşanıyor. Şu anda bir korku filminin içerisindeyiz ve bir an önce film bitsin de yorum yapalım, eleştirelim ya da ne bileyim konuyla ilgili bir şey, eserler üretelim. Ben 3-4 yıldır bir şiir yazmak için elime kalem alasım yok. Çünkü acının ta içindeyim. Fotoğrafı görüyorum, ülkemizin ne halde olduğunu görüyorum. Yazık ki gerçekten ekonomistim, diplomalıyım üstelik. Evet, değil mi? Alanı ekonomi. Ekonomi öyle diyorlar. Evet. Bazı politikacılar hala ekonomiyi, kelimeyi doğru dürüst kullanamayan insanlar. Ekonomi, Amerika, dış güçler falan bir takım böyle bir yerlerden geçiyoruz. Şu anda ne bir sanat üretmekle alakalı motivasyonum var. Sadece içimde bütün Türkiye insanlarının olduğu gibi birikmiş bir öfke var. Fakat tabii ki kitle önünde olduğunuzdan mümkün olduğunca düzgün cümlelerle kendinizi ifade etmek zorundasınız. Evet. İyi ki böyle zihin okuyan makineler icat edilmedi. Yoksa daha konuşmaya başladıktan 15 saniye sonra KRT kapanırdı ve ben hemen tutuklanırdım. Aman yok diyelim. Böyle şeyleri ya yel alsın diye. En azından ağzımızı bozacak mevkilerde değiliz. Onun için rahatız yani.